Herkese merhaba. Bugün sizlere Redline'ın S50 HD modeli yeni bir receiver, uydu receiver'ın tanıtımını vereceğiz. Redline'ın yeni çıkan bir modeli bu. S50 HD olarak CPU, sample CPU kullanılmış. LED display kumanda gözüne sahip. Diğerlerinde olduğu gibi. YouTube, Türksat kanal güncelleme sistemi, Wi-Fi bağlantısı, online güncelleme, PVR Time Shift özelliği, USB 2.0 desteği var. HDMI ve Full HD receiverımız. Kutunun özelliklerine bakalım. Full HD görüntü çözünürlüğü, HDMI, HDMI görüntü çıkışı, hassas kör tarama, 5000 kanal kapasitesi, 64 uydu kapasitesi, çoklu dil desteği, dizek destekleri, motor desteği, USB PVR Time Shift özelliği, USB 2.0, USB, USB ile güncelleme. Multimedya desteği, Wi-Fi internet desteği var. Wi-Fi internet desteği yalnız uygun Wi-Fi adaptörünüz varsa onunla kullanabiliyorsunuz. Ancak buna uygun olması lazım, cihaza uygun olması lazım. Şimdi kutu aç, kutuyu açalım. Kutunun içinden her zamanki gibi el kadar bir tane uydu receiver'ımız çıkıyor. Şöyle yakından bakabiliriz. Kutu içeriğine göz atalım içeriğinden kumandamız standart redlineın kumandası diğer incelediğimiz modellerde de aynı mevcut kumanda kullanılıyor yalnız bu kumandayı kullanırken dikkat etmeniz lazım şu kısmı çok ince biz daha öncekini buradan kırdık bununla beraber adaptörümüz var adaptör şöyle bakalım 12 volt 1 amper çıkışı olan bir adaptör kalem pilimiz ee, Kumandanın göz var burada Ayrıca kısa bir HDMI kablosu var Bağlantı için televizyona Önceki modellerde Şu arka kısma Geçen aparat bulunuyordu artık sadece Çift taraflı bant kullanılmış Tabi bu da televizyonun arkasına sıcak ısındığı zaman zamanla atıyor. Çok kullanışlı olmuyor. Takmanız gerekmez. Televizyonunuzun arkasına bir şekilde sabitleyebilirsiniz bunu. Çok ağır bir şey değil çünkü. Ayrıntılı bir kullanma kılavuzumuz var. Ve garanti belgesi. 2 yıl garantili. E, Receiver'ın çıkışlarına bakacak olursak. Uydu anten girişi var. LNB girişi. HDMI çıkışı var. AV çıkışı var. E, infrared göz için burada çıkış var. Bir de ee, adaptör güç girişi var. AV çıkışıyla e, uygun kablo kullanarak normal tüplü televizyonlarınıza bağlantı sağlayabiliyorsunuz AV kablosuyla. Bu kısımda 2 adet USB çıkışı var. Onun dışında herhangi bir e, giriş çıkış yok. Cihazımız bu kadar. Şimdi bunu televizyona bağlayarak menülerini de bir inceleyelim. Ayrıca elimizde bulunan e, Wi-Fi adaptörüyle bağlayıp internet bağlantısı da yapıp bir güncelleme yaparız. Uydu cihazımızın bağlantılarını yaptık. HDMI kablomuz kısa. Yani televizyondan çok uzak bir noktaya bağlayamazsınız. Onun için ayrı bir uzun HDMI kablosu almanız lazım. Bizde Wi-Fi adaptörü vardı. Wi-Fi adaptörünü taktık. Diğer bağlantıları da yaptıktan sonra cihaz kapalı iken sistem saatini gösteriyor. Burada da e, Türkiye'yi seçtiğimiz zaman normal saat ayarlarına gelecek. E, dijital saat olarak çalışıyor. Infrared gözü aynı zamanda kanal numaralarını gösteriyor. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi cihazı açıp menülerini inceleyelim. Şimdi cihazın açma tuşuna basıyoruz ve bastık. Açılma. Açılma süresini görüyorsunuz. Gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Menüleri inceleyelim. Menülerde önce YouTube var, Cineflix var, DTV bu normal uydu yayınları. Xtreme eğer kodunuz varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Rich TV'de IPTV olarak kullanmanız mümkün. Bununla ulusal kanalları seyredebiliyorsunuz veya değişik dünya kanallarını seyredebiliyorsunuz. Wi-Fi adaptörünü devre dışı bıraktık o yüzden açılmıyor. DTV'ye bastığınızda normal uydu Yayınları çıkıyor. Buradan uyduları seçerek ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Uyduları ayrı ayrı seçebiliyorsunuz veya tüm uyduları tek bir listede görebiliyorsunuz. Sineflix'in Wi-Fi bağlantınız varsa yaklaşık 2 ay ücretsiz veriyor. Vod paketleri falan var. Kuruluma gelecek olursak uydu kurulumu kuruluma gelecek olursak burada anten ayarları var. Anten ayarlarından uyduyu seçip elen bir tipi veya diğer seçenekleri ayarlayarak uydu ayarlarınızı aramalarınızı yapabilirsiniz. Uyduyu seçtiğiniz zaman aşağıda yayın kalitesini görebilirsiniz. Uydu listesi burada hazır gelen uydu listeleri var. Üzerinde ayarlı olarak gelen 34 tane uydu var. Eğer anteniniz hangisinde ayarlıysa buradan seçip tarama yapabilirsiniz. Aşağıda yeni uydu ekleme, düzenleme, silme, mevcut seçtiğiniz uyduyu tarama yapabilirsiniz. Burada uydunun TP listelerini görebiliyorsunuz. Motor ayarları. TürkSat kanal güncelleme sistemi var. TürkSat kanal güncelleme sistemini otomatiğe çekerseniz yeni kanallar çıktıkça veya yeni liste yayınlandıkça otomatik olarak kendi güncellemesini yapabiliyor. Tercih edilen liste olarak da HD kanalları ilk sıraya alıp ayar yapabiliyor güncel liste onun da verilmiş. Buradan güncellemeyi başlatabilirsiniz. Burada çalışma modu oto, kapalı, özelleştirilebilir. Özelleştirilebilir seçerseniz, özelleştirilebilir seçerseniz yeni kanal geldiğinde onu en sona kaydedebiliyorsunuz. Yoksa sürekli uydu kanal listesini kendi üzerindeki liste sırasına göre otomatik değiştirebiliyor. Özelleştirilebilire geldiğinizde kendi en alta atabilirsiniz yeni gelen kanalları. Kurulum kısmı bu kadar. Wi-Fi ağını seçtiğinizde, Wi-Fi adaptörünü taktığınızda mevcut Wi-Fi ağlarını görüp oradan şifre parola girip Wi-Fi ağına bağlanabiliyorsunuz. Güncelleme kısmında USB'den güncelleme yapmanız mümkün. HTTP Upgrade'den Wi-Fi adaptörü takılıyken yazılım güncellemesi, kanal listesi ve EMU listesinin güncellemesini yapabiliyorsunuz. Buradan mevcut yedeklemelerinizi yapabilirsiniz. Ayarlarda da kanal ayarları, favori listeler, kanalları, tüm kanalları silebiliyorsunuz. Network Media, burada cihaz üzerinde YouTube, Rich TV, Free IP TV, Extreme Code ve Cineflix olarak 5 tane farklı, 5 farklı medya kaynağını kullanabiliyorsunuz. Bunların tabi bazıları üyelik gerektiriyor. Cihazı yeni aldığınızda e, hediye üyelikle kullanabilirsiniz. Lokal medya buradan film, müzik, fotoğraf ve kitap. Bunları görebilirsiniz. Tercih kısmında menüyü kullanırken menü ayarlarına buradan ulaşabilirsiniz. Çıkış ayarlarında kontrast, parlaklık, koyuluk, görüntü seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Görüntü oranı, video çözünürlüğü, HDMI çıkış buradan seçebiliyorsunuz. Fabrika ayarlarına dönmek için Cihaz üzerinde gelen cihazın fabrika ayarlarında sıfır olarak şifresi geliyor. 4 tane sıfır olarak. Onu kendiniz değiştirebilirsiniz. Çocuk kilidi de yine aynı şekilde 4 tane sıfır olarak geliyor. Buradan çocuk kilidi ayarlarını yapabilirsiniz. İstediğiniz kanalları gizleyip kilitleyebiliyorsunuz. Zamanlayıcılar. istediğiniz kanalları... USB disk kullanarak PVR Time Shift özelliğini kullanmanız mümkün. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte, istediğiniz kanalın e, kaydını tutmanız mümkün oluyor. Tarih ve saat olarak şu an 15:46 gösteriyor. Saat dilimini otomatik yaptık. Onu değiştireceğiz. Artı 3 olarak saat dilimini değiştirirsek şu an normal yaz saati kapalı. Infrared gözdeki saat ayarları düzeldi 18.46 olarak normal Türkiye saatini gösteriyor. PVR ayarları da PVR ayarları da e, seyrettiğiniz kanalı o an kaydederek geri gitme şansınız oluyor. Burada dosya boyutunu 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB olarak ayarlayabiliyorsunuz. Time shift otomatik yapıyorsunuz. Uzunluk 30 dakika, 1 saat, 2 saat olarak yapabilirsiniz. Kaydını açık kapalı yapabiliyorsunuz. Cihazımızın ayarları bunlar. Bunun dışında önemli bir ayarı yok. Kanal geçiş hızı olarak tabi telif yememek için ekranı kapatarak en azından kanalların değiştiğini görebilmeniz açısından TürkSat'ta açıyoruz. Kanal geçişleri çok hızlı değil ancak gayet yeterli. Şu an kanal geçişlerine bakıyoruz. Değiştirdik. 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 Değişti yaklaşık bir 2 saniye gibi mi diyelim? 2 saniye gibi bir kanal değiştirme hızı var. Cihazımız bu şekilde ee, yeni çıkan bir model Redline'ın. Ee, Redline'ın daha önceki incelemelerimiz de olmuştu. Onlardan da gayet memnun bir şekilde kullandık. Şimdi YouTube performansını da bir görelim. Wi-Fi bağlantı aparatını takalım. Wi-Fi bağlantısı yeni yapıldığı için biraz uzun sürebilir. Şu an açıldı. Açılış hızını kontrol edelim. Beğenecek misiniz? Şu an videonun bir tanesini seçtik ve açılmasını bekliyoruz. İleri geri almak için de yön tuşlarını kullanarak bastığınızda direkt hızlı bir şekilde ileri geri alabiliyorsunuz. Şöyle yön tuşları ile ileri gidip bastığımızda ileri alıyor. Tabi bu normal bilgisayarınızdaki kadar hızlı olmayabilir. İnternet bağlantısı bu cihazların öyle çok çok hızlı olmuyor. gördüğünüz gibi gümüş renkli alüminyum kasadan yapılmış gümüş renkli olarak geçiyor. YouTube bağlantısında gördünüz. Şimdi bundan çıkalım. Menülerimiz bu kadar. Menüler gayet sade. Çok karışık bir şey yok. Bundan sonraki incelemelerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.